Radyo tiyatrosu. Kayıp Hayalet Tiyatro Grubu. Yazan yöneten Yüksel Güleç. Oyuncular Yüksel Güleç, Fuat Halıcılar, Ertan Koçak, Şafak Boşatı, Mert Canbazoğlu. Evet kaptan, şu hayalet gemi konusunu anlatır mısınız? Sizin haricinizde tayfaların tamamıyla görüştüm. Olayları en ince detayına kadar anlatmanızı rica ederim. Bu gemiyle nerede karşılaştınız? Oralarda neler oldu? Hepsini tek tek anlatın lütfen. Evet, sanki dün gibi hatırlıyorum. Her zamanki gibi yükümüzü Tayland civarından aldık. Çeşitli limanlara uğrayarak kuzeyden güneye, Sumatra açıklarına doğru yol alıyorduk. O gün kameramda gemi jurnalini yazmaya başlamıştım. Evet, gemi jurnalini yazma vakti geldi. Tarih neydi? 16 Haziran 1947. Yer Sumatra ve Malezya'nın altın sahilleri açıkları. Evet, rotamızda 4 gündür ilerlemekteyiz. Yolculuğumuz sırasında olağan dışı bir şeylere rastlamadık. Ticari rota üzerinde olduğumuzdan çevremizden çok sayıda ticaret gemisi geçmekte. Kaptan, rahatsız ediyorum. Ama telsiz odasına gelmeniz gerekiyor. Acil bir mesaj varmış. Tamam. Hemen geliyorum. İşte, duyuyor musunuz? Karşıdan mesaj tekrar etmeye başladı. Ne diyorlar? Anladığım kadarıyla yardım istiyorlar. Mesajı aynen tekrar ediyorum. SOS, imdat. Burası SS Orang Medan gemisi. Acil yardımımıza gelin. Kaptan dahil tüm mürettebat öldü. Cesetler harita odasında ve güvertedeler. Aman tanrım! Ne oldu? Mesajın sonunda ben de ölüyorum diyor. Şimdi ne yapacağız? Bu mesajı alan başka gemi var mı? Bizim haricimizde iki Amerikan, bir İngiliz, bir de Hollanda gemisi bu mesajı almış. Ancak tahminime göre en yakın biziz. Derhal diğer gemileriyle iletişime geç. Geminin tam yerini tespit edebilmemiz için gerekli koordinatları bildirsinler. Sen Orhan Medan'a acil olarak şu mesajı geç. Burası SS Silver Star gemisi. Yardım için hızla yanınıza geliyoruz. Dayanın. Ben köprüye çıkıyorum. Acele et. Henry, derhal alarm ver. Tüm tayfalar görev yerlerine. Rotayı kuzeye çevir. Diğer gemilerden gelen bilgiler ile tespit ettiğimiz koordinatlara çevir yönümüzü. Motorlar tam yol ileri. Gözünüzü dört açın. Yardım isteyen geminin bulunduğu yere bir an önce varmalıyız. Emredersiniz kaptan. Tam önümüzde. SS Orang Medan gemisi. Hollanda bandıralı eski bir gemi. Ver şu dürbünü bana. Evet, bu o gemi. İlginç. Gemide bir hareket görülmüyor. Güvertede de kimse yok gibi. Biraz daha yakına gitmemiz gerekiyor. Derhal iki filikayı hazırlayın. Beşer kişi olsun her filikada. Emredersiniz kaptan. Bir de depodan çıkarken silah çıkartın. Her filikada İki kişiye birer tüfek ve yeterli mühimmat verin. Benim tabancamı da odamdaki dolaptan getir. Bu deniz korsanlarının bir tuzağı olabilir. Yardım edelim derken tutsak düşmeyelim. Emredersiniz kaptan. Gemiye yaklaşıyoruz kaptan. İskele tarafında bir merdiven görünüyor.
Oraya doğru gidelim mi? Evet, oraya gidelim. Ancak gözünüz güvertede olsun. En ufak bir kıpırtıda kendinizi kollayın. Emredersiniz kaptan. Gemide herhangi bir duman falan da görünmüyor. Yangın ya da benzeri bir şey yok gibi. Sabırlı ol evlat. Biraz sonra ne olduğunu anlayacağız. Aman tanrım. Neden uzaktan hiç kimsenin görünmediğini şimdi anladım. Mürettebat yerlerde. Galiba hepsi ölmüş kaptan. Kaptan, şu cesetlere bakın. Sanki hepsi taşlaşmış. Ya şu yüzlerindeki dehşet ifadesi? Hepsinin de gözleri açık. Sanki kollarıyla bir şeyden kurtulmaya çalışmışlar. Hepsi de aynı yere dönmüşler. Evet, evet. Sanki hepsi gökyüzüne işaret ediyor. Neden bu hale gelmişler? Neden böyleler? Etrafı tarayın. 3 kişi ambarları kontrol etsin. Sen ve sen kameraları gözden geçirin. Biz de kaptan köşküne çıkıyoruz. Geri kalan güvertede beklesin ve her an ayrılabilmek için hazırlıklı olun. Elleriniz tetikte olsun. Her şeye dikkat edin. Zira onları öldüren neyse bize de saldırabilir. Kaptan, burada da herkes ölmüş. Bakın telsizin başında yığılıp kalmış birisi var. O da diğerleri gibi ölmüş. Baksanıza, eli hala telsizin üzerinde. Burada ne olduysa aniden olmuş. Hepsi kas katı ve yüzleri dehşet içinde. Korsanlar böyle bir şey yapmış olamaz. Burada daha tuhaf bir şeyler olmuş. Tanrı hepsinin günahlarını affetsin. Gemi jurnalini ya da manifestoları ara. Bir ipucu bulabiliriz belki. Kaptan, maalesef ortada hiçbir evrak yok. İlginç, sanki her şeyi yok etmişler. Ölülerin üzerinde kimlik dahi yok. Bu çok garip. Ben alttaki kameraları aramaya devam edeceğim. Aman tanrım. Her yer ceset dolu. Tüm mürettebat ölmüş galiba. Evet. Zavallılar ne kadar korkmuşlar. Ne oldu acaba? Bir iki tanesi ranzalarından bile inmemiş. Ne olduysa birdenbire olmuş. Görmedin mi? Mutfaktaki ocaklar bile halen yanıyor. Bir ürperme geldi içime. Dışarıda hava 40 derece civarında. Acaba burası neden böyle soğuk? Evet evet. Ben de farkına vardım. Normalde cehennem gibi sıcak olması lazım. Dışarının ve gemi motorunun sıcaklığı burayı fırına çevirirdi. Haydi, güverteye çıkalım. Burada bulacağımız başka bir şey yok gibi. Çabuk ol, çabuk. Herkes burada mı? Ambarları kontrol ettiniz mi? Evet kaptan. Ambarlarda sıkı sıkıya kapalı büyük sandıklar gördüm. Üzerlerinde ne bir işaret ne de bir yazı bulunuyor. İçini açmadan önce size sormak istedik kaptan. Ne yapalım? Peki geminin yükü hakkında evrak bulan var mı? Yok kaptan. O zaman gemiyi yedeğe alıp en yakın limana kadar çekeceğiz. Yaşanan faciaya rağmen bakarsınız buradan bir kazanç elde edebiliriz. Bu gemiyi kurtardığımız için belki bizi ödüllendirirler. Kaptan, ambar kapaklarına bakın, duman çıkıyor. Al kameralardan alev yükseliyor kaptan. Yangın! Ne oluyor? Bu patlamalar nereden geliyor? Herkes filikalara. Gemiyi derhal tahliye edin. Çabuk! Derhal açılalım. Hemen Silver Star'a dönüyoruz. Ambarlar havaya uçtu. Gemi batıyor. Tam zamanında ayrılmışız oradan. Evet kaptan. Ucuz kurtuldu. Ama merak ediyorum. Ne oldu o gemi? Neden battı? Peki o cesetler?
Demek bütün olay bundan ibaret kaptan. Evet, ben de anlam veremiyorum. Ama bu olaylar harfiyen böyle gerçekleşti. Siz bir şey bulabildiniz mi? Maalesef hayır. Sizin ve tayfalarınızın söyledikleri haricinde bir şey bulamadık. Hollanda bandıralı bir gemi olduğunu söylediniz. Ama yaptığımız araştırmalarda Hollandalılara ait böyle bir gemi yok. Böyle bir geminin başka bir yerde olup olmadığı bile meçhul. Peki şimdi ne olacak müfettiş? Bu olay da 1872'de Cebeli Tarık'ta tüm mürettebatı yok olup gitmiş olan Maria Celeste gibi tarihin tozlu sayfalarında unutulup gidecek. Orang Medan'ın sırrını sadece o cesetlerin gösterdikleri gökyüzünden gelenler anlatabilirler bize.